Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nurullah Üniversitesi, İzmir Üniversitesi'nin bir tezisi çevresi. Avrupa Birliği fonuyla tamamlanan, gibi desteğiyle formalanan bir proje. Avrupa Birliği'nin bir değerli var. Bir büyük arası. Ayrıca gelişim olduğu üzere insan kaynaklarına ve mesleki eğitim, geliştirmesine yönelik bir proje. İnsanın yapması gereken işleri ona yardımcı olacak, yapabilecek bir mekanik sistemden bahsediyorum. Çekçeli kelimedir robot kelimesi. O zamana kadar herhangi bir dilde bunun karşılığı yoktu, robot kelimesinin karşılığı. Tabii Türk dünyasına bakarsanız cesimikan robotları vardır, laboratuvarından çıkmış robotları vardır. Ama bunlar çok yaygınlaşamamıştır. Kelime anlamı robot çekçe karşılığı işçi veya hizmetler anlamında kullanılıyor. Ki daha sonra 1970'lerde Amerikan Robot Enstitüsü robotu çok daha iyi tanımlayan geniş bir tanım çıkarttı. Bu tanımın üstüne Asimov dediğimiz, artık robot insan hayatına ya da üretime o kadar çok girdi ki Asimov temel yasaları çıktı. 4 tane temel yasadan bahseder Asimov. Bu da temelde robot ve insan arasındaki etkileşimde ortaya çıkabilecek problemlerden bahseder. Güney Kore bu işi biraz daha abarttı. Abartması değil aslında, bir gereksinimden dolayı anayasasına belli robot hukukunu koymak zorunda kaldı. Çünkü robotlarla robotlar da etkileşim halinde birbirlerine zarar veriyorlar. Ya da robotlarla insanların etkileşiminde ortaya çıkabilecek durumlarda anayasal bazı düzenlemeler, hukusal bazı düzenlemeler gerekiyor. Asimov kanunları anayasaya sokan devlet olarak karşımıza çıktı. 1950'lerde yani KB'ye ilgili hayal ki hayal her zaman gerçeğin çok çok daha önündedir. 1954'te General Motors televizyon üretmeye başlamıştı ve müthiş bir televizyon çılgınlığı vardı. İnsanlar radyodan artık televizyonlara geçiş yapıyordu. Herkes evine bir tane televizyon satın almaya çalışıyordu. Bu da televizyon üreticilerin daha fazla televizyon üretmeye yöneldi. General Motors Unimation firmasıyla bir anlaşma yaptı ve ilk Unimation robotu ve endüstriyel robot olarak televizyon üretiminde kullanılan endüstriyel robot olarak piyasaya girmiştir. Çok ilkel bir robottur bu. Bizim Japonların skalasına çok çok benzer ama işte televizyon tüpleri üzerindeki birçok değeri bu robot ya da örümekteydi. Bu sayede daha iyi televizyon üretmeye başlamıştı General Motors firması. Ki 71'de bu kol biraz daha geliştirildi Stanford Üniversitesi tarafından. Stanford kolu olarak literatür edilmiştir burada. Ki asıl gelişim 78'de Puma kolunun geliştirilmesidir. Puma hemen hemen bir insan koluyla fiziksel olarak çok benzer özellikleri taşıyan bir kol. Ve bu da işte insanın yapabileceği, koluyla yapabileceği bir işlerin elektromekanik bir sistem tarafından gerçekleştirmesini sağlar. Tabi Japonlar boş durmadılar. Japonlarda çok büyüyen bir elektronik pazar var. Ve bu pazarda büyük bir dilim alabilmek için işte Sony gibi, Hitachi gibi, Panasonic gibi firma daha kaliteli ürünler geliştirebilmek için, daha iyi televizyonlar üretebilmek için, daha iyi fotoğraf makineler üretebilmek için robotik sistemler kullanmaya başladılar ve kendi robotlarını geliştirdiler. Bu Scara dediğimiz robotlardır. Scara robotları 2000 yıllarına kadar dünyanın en hızlı robotlarıdır. Ki bu konuda bilimsel çalışmalar da devam etti. IEEE'nin Robotik Otomasyon Topluluğu kuruldu 1988'de. 86'da başlayan bir proje var. Ondan Asimov projesi. Diğer robotlardan biraz daha farklıdır. İnsansız bir robottur her şeyden önce. Ama diğer robotlardan en temel farkı da Asimov'un kendi kendine karar verebilme yetisi ve öğrenebilme yetisinin olmasıdır. Bu da 1940'larda ortaya çıkan, işte Pitch'le ortaya çıkan yapay zekanın en büyük uygulamalarıdır. Piyasada gördüğümüz en büyük uygulamalarıdır. Tabi 10 yıllık bir proje, sadece 2 yıl Asimov'un ayakta kalabilmesi için o dinamik denklemlerin geliştirilmesiyle geçmiş bu projenin gelişim sonrası. RoboCup'lar düzenlenmeye başlandı. 97'den itibaren RoboCup'lar artık geldiğimiz noktayı da gösteriyor. 97'de artık robotlar birbiriyle mücadele edebilecek hale geldiler. Robotlar artık zeki varlıklar. Öğrenebilme kabiliyetleri var. Bu anlama geliyor. 2001'de ise cerrahi anlamda literatüre girmiş ilk robot. New York'ta bir efendim söyleyeyim cerrahlar tarafından Starbucks'ta bir hastanın ameliyatı gerçekleşti. Ki bunun aslında başlangıcı daha da eskidir. 70'li yıllarda NASA uzay araştırmaları için astronotlara odaki dünya dışında herhangi bir müdahale yapılması gerekirse bu müdahaleyi yapabilecek
cerrahi robotlar geliştirmeye başlamış. Tamamlar commercial ürünler değiller. Yani ticarileşmemişlerdi bu ürünler. 2001'den itibaren artık bu iş ticarileşmeye başladı ve dünyada çok büyük bir pazar oluşturuyor. Robotların geleceği. Şimdi altı eksen sanayide standart bir ekseni ifade eder ama artık 7 eksenli robotlar kullanılıyor. 7 eksenli robotlar özellikle 2014 yılı itibariyle birçok firma tarafından üretilmeye başlandı. Sadece eklenen bir eksen değil bununla beraber haptik kontrol. Haptik kontrol aslında bir elektromekanik sistemi. Çevreyle etkileşimi sırasında çevrenin vermiş olduğu etkinin sistem dinamiğinde bir şekilde eklenmesi anlamına gelir. Bu pratik anlamda ne anlamına gelir? Bu robotlar siz yan yana çalışabilirsiniz anlamına gelir. Şuradaki Baxter robotu beraber domatesi doğrayabilirsiniz. Baxter robotuna dokunduğunuz zaman kendini geri doğru çekecektir. Bu da haptikteki gelişmenin bir alakalı şey. Ki haptik aynı zamanda cerrahi robotların da gelişimini sağlayan bir ürün. Yanda Da Vinci robotu var. Bu müthiş bir robottur. Toplam 28 tane eksen olan bir robottur. Türkiye'de şu anda 23 tane Da Vinci robotu kullanılıyor cerrahi operasyonlarda. Avrupa'da bu konuda iyi bir lider robotu kullanmak konusunda. Çok yeni bir şey. 1511 TÜBİTAK öncelikli davranılar vardır arkadaşlar. Bu 1511 Türkiye'nin gelecek projeleri, Türkiye'nin gelecek teknolojisini üretmek için açılır. Çok yüksek bir bütçedir. Da Vinci robotunun bir benzerini yapmak için TÜBİTAK yaklaşık olarak 10 milyon liralık yeni bir proje açtı Ocak'ta. Çünkü çok önemli bir şey. Asimo, orada gördüğünüz yürüyen robot. Bu robot özellikle bunun gibi türevleri yüzlerce robot var. Özellikle Japonlar bu işi çok çok yapıyor. Hasta bakımından tutun da yaşlı bakımına kadar birçok konuda kullanılabilecek robotlar. İşte şurada gördüğünüz bir tane çöp toplayan robot, çöp arabası mahalle mahallede olacak çöpleri toplanmasını sağlıyor. İşte sizinle raket oynayabilecek, masa tenisi oynayabilecek, yapay zeka sahibi robotlar gelecekte yavaş yavaş geliyor. Şimdi Brain'in bir tane öngörüsü var. Brain diyor ki 2025 yılında Amerika'daki mevcut iş gücünün %50'sini insanlar tarafından yapan işlerin %50'sini artık robotlar yapacak diyor. Çok da haklı bir öngörü. Bizim ilgi alanımız endüstriyel robotlar. Bu proje kapsamında endüstriyel robotlar dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen 6 eksenli bir robottur. Bu 6 eksen kavramı arkadaşlar 6 tane servo motor tarafından kontrol edilen 6 tane servis derecesi anlamına gelen elektromekanik sistemi temsil eder. Şurada bir tane end efektör var. End efektöre bağladığınız manipülatöre göre bu robot yapmasını istediğiniz işi yapmaya sağlar, yapar. Ki temelde nerede kullanılır? Makinenin yüklerin boşaltılmasında. Endüstri ve imalatta bu çok çok önemli bir kavramdır. İşte frezeniz var, o frezenize devam olarak bir malzeme vereceksiniz. O malzemeyi tekrar bağlayacaksınız işlendikten sonra. Plastik bir ürün üretiyorsunuz. Enjeksiyondan çıkan malzemeleri alıp diğerine koyacaksınız. Buradan çok basit işlerdir. Yani çok kalifiye olmanıza gerek yok. Bunları çok çok rahat kolaylıkla robotlarla yapma şansınız var. Montaj, işte bir ürün haline gelmeden önce binlerce parça birleştiriliyor. Bu işleme biz zaten montaj diyoruz. Bu işlemin mümkün olduğu kadar hassas olması gerekiyor. Elektronik esenli tamamen bir montajdır. İşte cep telefonunuza bakın, içinde aslında yüzlerce kart, yüzlerce komponent var, eleman var. Bu komponentlerin oraya yerleştirilmesi ve bir ürün haline getirilmesi gerekmektedir. Buralarda çok fazla kullanılıyor. Kaynak, robotun belki de en fazla uygulamalarından bir tanesi. Çünkü çok kaynak tehlikeli bir şeydir her şeyden önce. Yani özellikle gazaltı kaynağı gibi bir kaynaktan bahsediyorsunuz. Bu insan sağlığı için de yan etkileri vardır. Ve kaynak iyi yapılmazsa, ürettiğiniz ürünlerden sonra çok ciddi problem çıkartabilecek bir proses. Bu yüzden kaynak robotları ya da kaynak prosesi robotların en fazla uygulama alanlarından bir tanesi. Boya yine işte insan sağlığına zararlı. Bu anlamda robotlar çok çok fazla kullanılıyor. Paketleme genellikle gıda sektöründe çok yaygın. Gıda sektöründeki üretim hızları çok çok yüksek. İşte bir arabayı 110 saniyede üretebilirsiniz ama bir Coca-Cola için bu kadar süremiz yoktur. Bir araba 110 saniyede üretmek ve 111 saniyede üretmek arasında da işte yıllık 1,5 milyon dolarlık fark vardır maliyetinde. O da önemli bir şey. Yani 1 saniye öneminden bahsediyorum. Tabii ürün paketleri ve gıda olduğu zaman bu iş biraz daha değişiyor. İşte Coca-Cola saniyede yani bir haftan 40 tane kola üretiyor. O 40 tane kolayı bir yere koymak zorundasınız. Saniyede 40 tane
yine ürün taşıma ve yerleştirme sektör olarak aklınıza gelecek bütün imal sanayilerde bu kullanım, paletlerde kullanmak önemlidir. Neden taşıyorum bu konuyu? Şöyle kısaca bir düzenle geçebiliriz. Küresel bir rekabet var. Aynı ürünü çok daha kaliteli yapmak zorundasınız, çok daha ucuza çıkartmak zorundasınız ve çok daha hızlı üretmek zorundasınız. Hızlı üretmenizin aslında temel esası şu, pazar da çok büyük artık. Yani global olarak artık pazarınız da çok çok genişliyor. Daha fazla mal satabilmek için daha hızlı ürün üretmek zorundasınız. Bununla birlikte ürünlerin ömürlerinde bir azalma var. Yani eskiden bir ürün işte değişmesi için belki seneler geçerdi. Bu cep telefonu örneğin 14 ayda bir Türkiye ortalaması. Bu cep telefonumuzu değiştiririz. Yeni bir cep telefonu alırız. Yeni bir cep telefonu almamız demek, yeni bir cep telefonu üretilmesi anlamına geliyor. Yeni bir üretimde yeni bir proses demektir. Makinelerin değişmesi demektir. Bu yüzden esnek otomasyon sistemlerinde, üretim süreçlerinde çok çok ihtiyaç vardır. İşte robotlar da bu esnek otomasyon sistemini çok iyi yerini doldurabilecek elektromekanik aletlerdir. Temelde en başta kalite yaratıyor. Yani çok daha kaliteli ürünler çıkartabiliyorsunuz. Kaliteyi postla, fiyatla da birleştirebilirsiniz. O ürünü daha ucuza çıkartabiliyorsunuz. O ürünü çok daha kısa zamanda çıkartabiliyorsunuz. Çeşitli bunlar robotlar var. Örneğin şu Motoman'ın bir tane kaynak robotu. Motoman kaynakları çok çok iyidir. Zaten kaynak robotları diğer robotlara göre özellikle ikinci eksen biraz daha uzunmuş. Şu eksenden bahsediyorum. Yine bir altı eksen bir robotu temsil eder. Şunlar pikentleyici robotları, kartezler robotlardır bu robotlar. Bu robotlar da yine üretimde çok fazla kullanılır. Bildiğiniz lazer kesimidir. Bunun gibi cihazlarda çok çok fazla kullanılan robotlar. Şu bir paletleme robotu. Bu robotta eksen sayısı 4'e düşürülür ama bu sefer ucuna bağlayacağınız yük miktarı artırılır. Gramatik olarak, pardon dinamik olarak baktığınız zaman 4 eksen ve şuradaki vasıflar sayesinde çok daha yüksek yükleri kaldırabilmesini sağlar bu robotun. Hızla alakalı bir düşme söz konusu olabilir. Şu Japonların Sakarası. Hakikaten bunu izleme gibi çok keyif vericidir. Buraya eklemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Bir de Delta Tower robotları vardır. Delta Tower robotları işte bir mucitin balığı tutarken oltasının yaptığı hareketleri taklit ederek 3 eksenli bir şey geliştirmesiyle ortaya çıkan bir robot. 2008'e kadar patenti vardı. O yüzden sadece boş redox üretiyordu. 2008'de patent ihtiyacı kaldıktan sonra bir sürü firma bunu üretmeye başladı. Şu anda saniye, pardon, dakikada 360 çevrim yapıyor. Yani bir robot çevrim denilen bir kavram var. 17 inçlik bir tane mesafede gidip gelmesi, emredildiğini gidip gelmesi olarak tanımlanır. Bu saniyede 6 tane bu hareketi yapması anlamına geliyor. Tabi bu robot sadece pick and place'de, yani bir ürünü bir yerden bir yere taşımakta kullanılıyor. İşte nerede kullanılıyor? Yediğiniz çikolataların hepsinde illa bir tane pick and place robotu ya da delta tip robotu elindeymiştir. Endüstri robot satışlarında bu grafikte bunlardan bahsediyorum. 95'te 2013 arasındaki endüstriyel robot satışlarına baktığınız zaman 2009'da bir düşme var. Onun dışında genellikle bir artış söz konusu. Daha fazla robot kuruluyor, daha fazla robot satılıyor. Tabii en önemli endüstri burada otomobil endüstrisi. Otomobilde çünkü çok büyük bir şey. Otomobil üretmek kolay bir iş değil. Yüzlerce kaynak yapıyorsunuz, yüzlerce montaj yapıyorsunuz, koyuyorsunuz, bundan ne yapıyorsunuz. Bu işlemler ise robot tarafından yapılması çok çok daha kolay. Elektronik iş, robotsuz elektronik bir ürün üretme şansınız yok. Bir bilgisayar üretiyorsanız illa ki robotla üretmek zorundasınız. Cep telefonu üretiyorsanız yine bilgisayar üretmek zorundasınız. İşte metal sektöründe bu var, kimyasal sektöründe bu var, food, işte gıda sektörü ve diğer sektörler var. Bu şekilde bir dağılım. Buradan gördüğünüz gibi en yüksek kullanım alanı yine otomobil sektörü oluşturuyor. Toplam kurulu robot sayısı 2013'de bu bir tahmin. Çünkü bazı robotlar servis dışı kalmış olma ihtimali de var. 1.332.000 ile 1.600.000 arasında bir sayı. Dünyada şu anda çalıştığı varsayılan robot sayısı. En büyük lider ülke bu anlamda robotu istihdamda kullanan ya da iş gücünde kullanılan en büyük ülke Güney Kore. O da %4'lük bir iş payına sahip robotlar. Bu da ciddi bir rakam. %4'lük de robotla üretim yapıyorsanız bu ciddi bir kalite anlamına geliyor. Bu yüzden zam çok kıyması işte sizin tankınızdan tutun, kullandığınız kimyasallara kadar birçok şey üretebiliyor, size satabiliyor anlamına geliyor. IFR, Amerikan Robot Enstitüsü'nde yazan bir şey var. %12 ile %15 arasında bir
bekleniyor. Hangi yıl arasında? 2014 ve 2017 arasında. Biraz da ekonomik rakamlardan bahsedelim. 2013 yılında toplam bu robot satışından elde edilen satış miktarı 9,5 milyar dolar. Bu robot üretici firmaları robotları satmalara karşı almış oldukları para. Tabi burası sadece buna sınırlı değil. Bir robotu aldıktan sonra bunun üzerine işte yazılım geliştirme süreçleri vardır. Yazılım geliştirmeleri var ve mekanik sistemlerin entegrasyonu söz konusudur. İşin içinde yine bakım da vardır. Bunlar da eklendiği zaman yaklaşık 29 milyar dolar bir pazardan bahsediyoruz. Bu 9,5 milyar dolarlık kısmı robot üreticilerin pazarıdır. 29 milyar dolar, yani yaklaşık olarak 19,5 milyar dolar bir kısmı ise mühendisliği ilgilendiren bir pazardır. Bunu robot üretmenize gerek yok. Robot programcıysa bu pazarda siz de yer alabilirsiniz anlamına gelir. Robolab entegrasyonla ilgilenen bir proje. Robolab robot üretimiyle ilgilenmiyor. Zaten birileri üretiyoruz diyoruz. Üniversitelerin zaten böyle görevleri yoktur. Ki bir işte bir robot entegrasyonu yapacaksanız 3 tane sistemden bahsedebiliriz. Birinci sistemde bir tane robot alırsınız. İşte yumurta üretiyorsunuz. O yumurtaları bir kolye koymaya çalışıyorsunuz. İşte tüden saça teker üretiyorsunuz. Tren teker üretiyorsunuz. Oraya bir kaynak yapmak zorundasınız. Bunun için ilk önce gidersiniz bir tane robot alırsınız. Bu robot üretimi arkadaşlar Avrupa'da iki firma yapıyor. Amerika'da hemen hemen yok. Geri kalanında da işte uzak doğu menşeli firma var. Bunda 82'de İTÜ Teknopark'ta bir firma. Altınay firması açılmıştı. Altınay firması işte yeni mezun bir elektrik mühendisliği. Robot üretimiyle alakalı başlamış olduğu bir çalışmaydı. Altınay uzun süre robot üretmeye çalıştı. 96'ya kadar Toyota'ya gidiyor. Ama küresel rekabetten dolayı, rekabet edememesinden dolayı Altınay firması da şu anda tekrardan entegrasyonu Türkiye'den bir şey entegrasyonu bu anlamda. Çünkü rakamları bir düşünürseniz tekrardan 9,5 milyar dolarlık robot satışı var. 29 milyar ise toplamda bu işin entegrasyonu ile ortaya çıkan bir pazar var. Entegrasyon pazarı da evet değerli bir pazar var. Robotu aldınız, aldıktan sonra yapmanız gereken şey bunu programlamanız lazım. Yapacağınız işe göre bu robot bir şey yapması için o robotu bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu bizim programlama diyoruz. Programlarken ucuna endektörler bağlayacaksınız. Çeşitli manipülatörler bağlayacaksınız. İnsan kolu taklit etmeye çalışacaksınız. Ya da oraya bir tane kaynak sorucu bağlayacaksınız. Ya da oraya bir tane vakum mantuzla bir şeyin olmasını sağlayacaksınız. Tabii bunu taktığınız zaman sistemin dinamiği tamamen değişir. Sistemin dinamiği değiştiği zaman da her şey tekrardan baştan mühendislik prosesine döner. Bir kez çalışmaya başladıktan sonra bu sefer o robotlar arasında elektromekanik bakım da yapmak zorundasınız. O robotun yaptığı işleri uzun süre sağlayabilmesi için. Robot, programlama ve entegrasyon kısmıyla ilgileniyor ve elektromekanik bakım kısmıyla ilgileniyor. Bunlarla alakalı konuşmanın başında da söylemiş olduğum gibi bir proje yaşadık. Bu proje Avrupa Birliği'nin formuyla formlandı. Daha sonra bir proje ekibi proje ekibimizde koordinatörlüğü ben yapıyorum bu projenin. Koordinatör yardımcımız, yönetim bilimcisi sistemleri bölüm başkanı Sayın Oğuz Hocam. Eğitim koordinatörümüz Makine Mühendisliği'nden Sayın Ertan Büyük Hocam. Sekreterimiz Bilgisayar Mühendisliği'nden Gürkan Yüksek Hocam yapıyoruz. Tanıtım medya koordinatörümüz yine Elektrik Mühendisliği bölüm başkanı Sayın Yavuz Türk Hocam yapıyoruz. Üniversite sanayi koordinasyonumuz da var. Ve Oğuz Can Kullancan kardeşimiz bizimle beraber çalışıyor. Gördüğünüz gibi ekibimiz yurt dışı internetsizliğinin değil. Çünkü robot programı ya da entegrasyon dediğimiz zaman tek başına bilgisayarcı olmanız yeterli değil, tek başına elektrikçi olmanız da yeterli değil, tek başına makinacı olmanız da yeterli değil. Bu internetsizliğin bir çalışmadır. Temelde biraz da hedeflerimiz var. O hedefler neler? Bir kez laboratuvar altyapısını geliştirmeye çalışıyoruz. Üniversitemizde bir dinamik robot laboratuvarımız henüz yok. Şu ana kadar böyle bir robot kurulmadı. Öğretim elemanlarımız, bununla alakalı yeterince sayıda öğretim elemanımız var. Yani robot programlama üzerinde eğitim verebilecek yeterince sayıda öğretim elemanımız var. Ve müfredatlarımız da bununla alakalı, hani şu anda piyasanın değişen bir şartı var. Piyasada diyorum, geçen sene Sivas'ta kullanılan robot sayısı 4'tü, bu sene o sayı 20'ye çıktı. Biz
bir iş bulma yetileri, artacak yetenekler artacak. Artık iş bulduktan sonra çalıştıkları firmada özellikle üretim hızlandırılması ya da üretim kalitesinin artırılması konusunda ciddi anlamda pozitif katkı sağlayacaklarını bekliyoruz. Üniversitede sanayi işbirliğimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi bu konuda çok kötü değil. İşler yapılıyor. Organize sanayi bölgesine devam olarak ben şu anda 16 sanayi öğrencim. Haftanın bir günü organize sanayi bir firmada geçiriyorlar. Oradaki firmadaki bir problemi çözmeye çalışıyorlar. Geçen yılda bununla alakalı güzel çalışmalar vardı. Bu proje kapsamında dışarıdan da biz kursiyer getiriyoruz. Bu kursiyerlerle beraber daha iyi üniversitede sanayi arasındaki köprünün daha da pekişmesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte temel faaliyetlerimiz, hedeflerimiz onlarda. Faaliyetlerimiz bir tane laboratuvar kuruyor. O laboratuvar 3 tane endüstriyel robot alıyor. Bu 3 tane endüstriyel robot tamamen endüstri şartlarında 3 tane de ona gripper alıyor. İşte kompresyondan gripperlarına kadar tamamen bir endüstri ortamı yaratıyor. 12 tane arkadaşımızı seçtik öğretim elemanı. Bu arkadaşların işte Avrupa'dan çok uzman bir kuruluştan eğitim almasını sağlayacağız. Bu sayede Türkiye'de bu anlamda en güçlü üniversite olmak durumuna geliyoruz arkadaşlar. Çünkü hiçbir üniversitede 12 tane robot programcısı yok. Bizim üniversite bunu sağlamış olacak. İlgili bölümlerde müfredatlar güncellenecek. Bir projeye direkt olarak katılamayan insanlar için elektronik eğitim dokümanları hazırlanacak. Bu eğitim dokümanları da işte internet üzerinden insanlara paylaşımı açılacak. Bu sadece Cumhuriyet Üniversitesi'nin değil, ülkenin de bu anlamda gelişmesi için bir katkı sağlayacak anlamına geliyor. 200 tane kursiyer eğitilecek. 200 kursiyer işte mühendislik fakültesinden, meslek yüksek okulundan çok yeni olarak da teknoloji fakültesinden de bir grubu işin içine dahil ettik. Teknoloji fakültesinden arkadaşlarım da bu projeden faydalanmasını isteyeceğiz. Belirlenmiş kurumlar var. Yani şu kuruluşlar var. OSRD'de çalışan kuruluşlar var. Kuruluşlara çeşitli ziyaretlerimiz var. Yani işte gidiyoruz, düzen çalışan diyoruz. İşte şu işi şöyle yapsanız daha hızlı üretim yapabilirsiniz. Düzen çalışan onu yapabiliyor olması ya da üretimin kapasitesini ya da kalitesini arttırması olması. Direkt olarak bizim ilk önce Sivas'a daha sonra da ülkemize bir katkı sağladı. Bu anlamda da bu projede böyle bir misyon da gösterdi. Yine liselerle bilgilendirme toplantısı yapacağız. Meslek yüksek okullarında yine çeşitli bilgilendirme toplantımızı yapacağız. Hedef gruplarımız bahsettiğimiz bölümler. Mühendislik fakültesinde elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, meslek yüksek okulunda iki programımız var. Ve teknoloji fakültesinden de şu anda iki tane bölümün üçüncü sınıfı varmış öğrencilerde. Bir bölümünde birinci sınıfı otomatik üretim mühendisliği ve biyometrikal mühendisliği. Direkt olarak otomatik biyometrikal üretim mühendisliği onlar çok çok alakalıdır. Kurs içeriklerimiz var. Bir kurs düzenlenecek. Bu Ocak ayında başlıyor kurslarımız arkadaşlar. Bir robot programlama eğitimi verecek. Bu bir dildir. İşte C, C++ gibi bir dil biliyorsanız ya da Fortran gibi bir dil biliyorsanız buna da çok rahat adapte olabilirsiniz. Bir robot benzetim eğitimimiz var ki benzetim bu prosesin aslında ilk başlangıcıdır. Ama burada temelde bir ketken eğitimi söz konusu olacak. Güvenlik önemli. İşte robotlar şu anda işte herhangi bir fabrikaya gittiğiniz zaman robotlarla insanlar birbirini izole edersiniz. Robot elektromekanik bir sistemdir. Bir programla çalışır. O program bir elektromagnetik gürültüden dolayı programda küçük bir değişiklik gibi olsa atıyorum 1,5 ton payload olan yük kaldırma kabiliyeti olan robotlar var. Burada çıkabilecek programlar ciddi programlardır. Bu yüzden güvenlik tedbirlerimiz, termikler var, işte light kalitemler gibi çeşitli röleler var, güvenlik röleler var. Bunlarla alakalı şeyler verilecek. Robot, şurada bir çevre donanım var. 2 saatlik bir tasarım eğitim vermeyecek burada. Mekanik bakımı, elektrik bakımı gibi 2'şer saat bir dersimiz daha olacak. Bununla beraber bu eğitimde olan arkadaşlar, başarılı olan arkadaşlar 4 saat endüstriyel bir çalıştığa götürülecek. Yani şu anda işte Sivas'tan kullanılan robotlar var. 3 veya 4 firmada robot kullanılıyor. O robotların dayatılan işlerden görmeleri ya da oradan yazdıkları programlar gerçekte bir işte projekte kullanmasını sağlayacaklar. Okey, şurada küçük bir hata yapmışız. 2241 yıl. Geçen sene bizim Eslaş firmasıyla yaptığımız bir robot kurdu. Bir kartezyen robot. 1970'lerde alınmıştık.
bir yerde boyanması, bir yerde yıkanması, bir yerde yağlanması gibi bir prosese değiştirilmiş oldu. Proje yine devam ediyor. Basit bir S300 PLC programlamayla yapılmış. Daha prestijli bir projemiz daha var. O da geçen Türkiye'de birinci kalan proje. Proje önemli bir proje. Çünkü orada da bir aslında elektromekanik bir sistem vardı. O sistemin yapay görü kısmını halletmemiz gerekiyordu. Robotlar manipülatörler, yani sizin kolunuzun yaptığı işlemleri yaparlar. Ama robotların kendi başına bir şeyler yapmasını istiyorsanız ona görme yeteneğini de bir şekilde katmanız gerekiyor. Görme yeteneği de elektronik olarak katılmasının içine de makinanın görüldüğüdür. Ve şu an bu piyasada çok hot bir konu, çok önemli bir konu. Ki şu proses arkadaşlar 120 bin dolar bir fizibilite çıkartmıştır bu projenin yapılması için. Türkiye'de şu anda 3 veya 4 tane firma bunlar yapar. Görme işlemiyle alakalı işler yapıyorlar ki bunlar hepsi Alman teknolojileri kullanırlar. Biz daha küçük bir proje bütçesiyle yaklaşık olarak 800 TL'lik bir proje bütçesiyle aynı şey yaptık. Geçen sene bir elektrik almanı sağlayan projede bu olmuştu. Yine beraber yaptığımız bir proje daha var. Robot burada değil. Sıkı geçme kamburi projesi. Makine mühendisliğinden bir hocamızın önderliğinde yaptığımız bir proje. Orada araştırmacı olarak çalışıyorum. Bu projede bitmek üzere yaklaşık 650 bin lira bütçesi olan bir proje. Okey, proje faydalanıcıları, mevcut faydalanıcılar siz dersiniz. Bunlarla alakalı kısa bilgiler vereyim. Ocak 2015 itibariyle laboratuvarımız kurulmuş olacak ve eğitimlere başlamış olacağız. Bütün kayıt işlemleri, duyurularımızın bir web sayfamız var. Bu web sayfası aracılığıyla yapıyoruz. Bunu kaydetmenizi isterim. Robolat Cumhuriyet Elitiyar. Bu bizim iletişim sayfamız. Aynı zamanda öğrenme materyalleri de yine bu sayfada paylaşacağız. Projeyi kısaca tanıtmış oldum. Üniversitemizde robotlarla alakalı yapılan temel çalışmalardan biraz bahsetmiş oldum. Sorularınız olursa arkadaşlar cevaplamaya çalışacağım. Evet,
bahsettiğiniz üzere 3 aşamalı bir proje diye bahsettiniz. Ben yanlış anlamadıysam. Biz bunların 3 aşamasıyla beraber mi ilgilenecek bir proje diyorsa belirlediğiniz bir aşamadan ötürü. Evet. Tekrar edeyim ben. Robot üretimi bizim ilgi alanımız değil. Robotlar zaten üretiliyor. Biz formanın en tek uzak kısmından başlıyoruz. Formanın en tek uzak kısmıyla beraber elektromekanik kısmından ilgi alanımız. Bizim verdiğimiz kurslar robot formalarını insanlar ortaya çıkarttı. Ve formatörü robotların da neler var? Bakalım hizmeti yapalım. Arıza olan işlemleri yapalım. İnsanlar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ki bu çok önemli aslında. Hani robot üretimi de evet çok önemli bir şey. Hani bununla alakalı TÜBİTAN, aynı zamanda ben TÜBİTAN makine ve otomasyon diye bir kolu var. Üçerli bir rapor gönderiyorum. Öneriler gönderiyorum. Birkaç yılda gönderdiğim öneriler iyi düşürdü. Türkiye'de 5 eksende, 6 eksende robotlar üretilsinde. İki hafta önce Perşembe günü bir e-mail geldi bunlarla alakalı. Türkiye'de stratejik yol haritası olarak 1500 yol bile gerçek sene için 5 eksen, 6 eksen robot üretimi birinci önceliği konu. İkinci olarak da embedded sistem geliştirmesiyle alakalı bir yol haritasında bir konu başlığı belirlendi. Evet, robot üretimi evet, bir firma tarafından yapılması gereken bir şey. Türkiye'de bunu yapabilecek firma çok ciddi anlamda devlet desteğiyle yapılması gerekiyor, üniversitelerle yapılması gerekiyor. Çünkü global pazarda rekabet edebilmek çok çok önemli. Bizim için ilgi aldığımız şey şu, siz bir alet aldınız. Bu aleti programlamak zorundasınız ki bu aleti programladıktan sonra bir iş yaraya hale getirebilirsiniz. Robolab projesi programlama entegrasyon kısmıyla birinci olarak ilgileniyor. Daha sonra da elektromekanik kısmıyla ilgileniyor. Hani tekrardan rakamlarından bir daha bahsedersek şurası geçen yıl için 9,5 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Şurası ise yaklaşık 19,5 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor dünya genelinde. Halinde olduğu zaman burası da bizim için çok 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 önemli bir pazar. Bizim kabiliyetlerimiz, işte bu pazarda rol alabilecek insanları yetiştirebilmek var. Bizim böyle bir kabiliyetimiz var. Bu yüzden ilgi alanımız bu iki kısmı oluşturuyor. Birinci kısmı değil ama. Başka soru soru. Bu 8 kişilik eğitim gruplarının eğitilmesi takviminize göre ne zaman başlayacak? Ocak 2015 ilk grubu almaya başlayacağımız tarihler. Burada tabii bir interaktif kare sistemiyle beraber eğitimine hangi dönem katılmak istediğinizi de sorulacak. Buna uygun programlar yapılacak. Daha sonra Ocak 2015'te başlayıp Eylül ayına kadar bu devam edecek. Burada söylediğim gibi işte hani öncelikler olacak. Sizin sınav dönemlerinize denk gelebilir. Ona göre çeşitli tercihlerde bulunabileceksiniz. Ama mümkün olduğu kadar örneğin meslek üstü okulundan bir programdaki arkadaşları her birine bir grup halinde almaya çalışacağız. O 8 kişilik grubun içinde tamam meslek üstü okulunda aynı sınıfta olduğunuz ya da aynı okulda olduğunuz arkadaşlar olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü verdiğimiz eğitimlerde şöyle bir şey de var. Çok farklı okullarım var. Şu anda toplam 8 tane böyle bir eğitim vereceğiz. Bizden bahsettik. 8 tane bölümün her birinin background'ları birbirinden biraz daha farklı ve yapacakları kabiliyetleri biraz daha birbirinden farklı. O yüzden makine mühendisliğindeki eğitim verirken mekanik bakımı biraz daha ağırlıklı olacaktır. Ya da simülasyon eğitim biraz daha ağırlıklı olacaktır. Bilgisayar mühendisliğine gelen bir arkadaşa çok fazla elektrik dizaynından fazla bir şey bahsetme şansı var. Bu anlamda o 8 grupta yine her bir disiplin için kendi içinde belirlenmeye çalışacak. Teşekkür ederim. Kanun ve Mühendisliği Mühendisliği. Ülkemizde robot üretilmesi ne seviyede ya da var mı bir şey bu? Robot üretilmesi ne seviyede? Evet. Onu aslında anlattım. Hani bu 82'de bununla alakalı bir çalışma yapıldı. 96'ya kadar yani Türkiye'de hiç satamadı. Hakan Bey'i ben tanıyorum. 96'da Japon'da gidip Toyota fabrikası görüyoruz, sattı. Daha sonra Kale'yle ortaklaştı. Firma evliliğine girdi. Kalede işte böyle banyo malzemelerinin işte böyle boyasını yapan bir robotundan satılmıştı. Ama küresel rekabet de pazarlık ederek çünkü şu anda robot fiyatları çok düşük seviyede. Yani siz 6 tane sert robotu alsanız onun içinde bir tane
Teach Pendant dokunmatik ekran bir modül alsanız, o servoya bir tane de servo sürücü koysanız, piyasada satılan robotu ya da iki katına mal ediyorsunuz. Bu neden kaynaklı? İşte atıyorum Avrupa'daki bir üreticisi yılda 150 bin tane robot satıyor. Siz ilk aşamada bunu yapma şansınız yok. Ama az önce söylediğim gibi gelecek sene geliyor. 1511'de TÜBİTAK bunlarla alakalı eylem planına koydu, haritasına koydu. Bu devlet desteği olmadan ya da üniversite desteği olmadan Türkiye'de gerçekleştirilecek bir durum değil. Ve TÜBİTAK da bunu artık gündemine aldı. Az önce bundan bahsettim işte. Gelecek sene bunlarla alakalı ciddi bir destek çıkacaktır. O desteği de faydalanacak birkaç tane firma kesinlikle olacaktır. Hani bir tane Delta Tower robotundan bahsetmiştim. 2008'de bu patenti kalkan bir robottan bahsetmiştim. O robot dinamiği biraz daha bahsettiğim gibi 3 tane servo sistem de yapmış. Gıda üstünde kullanılır. Denizli'de bir firma bunu yapmaya başladı. İstanbul'da bir firma daha bunu yapmaya başladı. Ama dediğiniz gibi işte küresel anlamda rekabet edildiğiniz için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Ve burada da işte TÜBİTAK önemli bir rol üstleniyor. Gerçekten de bunlarla da ciddi bir çalışma başladı. Murat Güngör, bilgisayar mühendisliği. Bu projede Avrupa Birliği desteklediğinden sonra nasıl devam etmesi öngörülüyor? Yani Sivas'ta buna destek verebilecek firma kapasitesi büyük bir firma var mı? Laboratuvar kurulmasıyla alakalı fon için Avrupa Birliği'nin aldığı yaklaşık 800 bin TL fonu. Ve çevre donanımlar da bir şekilde Avrupa Birliği'nden alıyoruz. Ki proje bittikten sonra aynı projeyi biz ders sayesinde devam ettireceğiz. Yani bu derslerin de verilmeye devam edecek laboratuvara çok fazla yeni bir ders alınmamıza gerek yok. Ama bizim bu laboratuvara vermek yapmak planımız yeni çalışmalar var. Bu yeni çalışmalarda yine çeşitli fonlar bulunarak çünkü yeni bulun. Çok fazla fon var. Yetersiz çalışın. İleride Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. İşte bizim bilimsel araştırma merkezimiz var. Böyle üniversitesinde çok ciddi bir bütçesi olan. TÜBİTAK çok ciddi destek veriyor. Mesela Kasım ayı tekme girişim ayıdır. Sizin için çok önemli bir ay bu arada. Tekme girişim işte 4. sınıf öğrencilerinde proje geliştirmesine ve 150 bin TL para merkezine para almasını sağlayan proje başlıyor. Söylediğim gibi burada asıl amaç bir laboratuvar kurulması kurulduktan sonra öğrencilere eğitim verilmesi. Proje hedefi laboratuvarı kurmayı başardıktan sonra öğrencilerin eğitim verilmesi zaten normal ders müfredatımıza eklediğimiz derslerle sürdürülecek sağlayacağız. Ekstra bir fon ihtiyacı şu anda gözüküyor. Ama future program yani gerçek çalışmalarla alakalı. Çünkü bahsettiğim TÜBİTAK yeni bir şey açtı. Ocak ayında biten 1511 biyomedikal robotikle alakalı yeni bir konu açtı. Biyomedikal robotik de aslında haptik kontrol. Yani şu robota eğer haptik kontrol ünitesi eklenme gibi bir durum olursa bu oralardan fonlanan bir devam edilebilir. Dediğim gibi bu laboratuvar herkes açık. Biz mümkün olduğu kadar bu laboratuvarı işte full çalışan bir laboratuvar olması için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir hayal edelim. Bizim laboratuvar
scan ediyor, tarıyor, şekilleri, anlamları görüyor ve diyor bu idrarda şu kadar, şu kadar, bu kadar, bu kadar bu var diyor. Bu projenin çıktısında küçük de olsa bir robot yapabilecek duruma çocuklar gelebilecek. Yok. Ya bu proje bir robot geliştirme projesi değil. Bu tamamen robot programlamaya yönelik bir proje. Bahsettiğiniz sistemde biraz çok biliyorum. Özellikle laboratuvar cihazlarının içinde küçük küçük fabrikalar var aslında. Küçük kutuların içinde. Çok fazla elektronik yani sistem kullanılıyor. Bu bir başlangıç. Çünkü piyasanın şartları ve mezun ettiğimiz insanların işte dışarıda çalışırken karşılaştığı bir durum var şu an. Mezun olduğumuz, gittiğimiz firmaya çalışmaya başladınız, firmada gibi bir robot alacağız. Sen elektrik mühendisin, sen makine mühendisin, çalışır robotu bir entegre ettik. Çok ciddi anlamda anlatıyorum. Bir kaynak robotu 30 bin liraya alırsınız. O kaynak robotunun programına entegrasyon için yaklaşık olarak 50 bin lira daha ödersiniz. Burada ciddi bir para var. Bizim projenin başlangıcı numara. Yani evet, piyasada böyle bir şart var. Koşullar böyle değişti. Biz de öğrencilerimize buna yönelik eğitmemiz gerekiyor. Bunlar da laboratuvar ve insan kaynakları altyapımız geliştirmemiz gerekiyor. Gerekecek bir kuyruğu. Tabii robotik gitgide gelişen bir konu. Hani işte Brain'in bir tane öncesinden bahsetmiştim. 2055 yılı için %50'sini oluşturuyor iş gücünün tamamen. İşte robotlar alacak bir döngü var. Ki şu anda o grafiklerde bize bunlar da çok ciddi bir bilgi ve öngörü veriyor. Bu alan geniş bir alan. Bu alan gerçekten çok çok daha genişleyebilecek, daha fazla piyasada bir şey olacak, uygulamalarda olabilecek bir alan. Medikal robotik zaten çok önemli. Bir de klinik robotiği çok çok önemli. Özellikle bahsettiğiniz işte ilaç sağlayanında mesela elde bir yapma şansınız yok. Kesinlikle klinik robot dediğimiz temiz oda robotlar dediğimiz ayrı bir şey vardır. Klasman vardır robotlarda. Onlar da yapılıyor. Yavaş yavaş bunlarla alakalı bir şeyler başlatıldı. Dediğim gibi TÜBİTAK bu sene çıkmış. 86 stratejik planına koyması, yol haritasına koyması bu da çok çok sevindirici bir haber. Bunlar da ülkemizde bir şeyler olur diyebiliriz.